Bir ordu yürüdü doğudan batıya. Sultan Alparslan girdi Anadolu'ya. Öyle bir ordu ki kırılmaz bir kaya. Savaş anı geldi mübarek cumaya. Beyaz kefeniyle kapandı duaya. Sultan Alparslan girdi Anadolu'ya. Sahipti güçlü imanlı bir orduya. Anadolu'yu Türkiye vatan yapmaya. Söz vermişti çünkü babası çağrıya. Sultan Alparslan girdi Anadolu'ya. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli konuklar. Annenin fethinin 960. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Hayrettin Çetin'in konuşmaları, Anne Ören Yeri Kazı Başkanı Doçent Doktor Sayın Muhammed Arslan'ın konuşmaları, Türk Soy Genel Sekreterliği Özel Temsilcisi Sayın Melik Özsöz'ün konuşmaları, Valimiz Sayın Ziya Polat'ın hitapları, Aşıklar Atışması, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı gösterisi, şehrin anahtarının Sayın Valimize takdim edilmesi, Tarpas Halk Oyunları gösterisi, Türk Dünyası Müzikleri ve Halk Oyunları gösterisi, Bayraklı Yürüyüş, kapanış. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve mimarı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna ve mütakiben İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Niye o kadar gidiyorsunuz? Ben anlamadım. Biraz yere gir sanırım. Başlayalım. Bakın zorla gitmenize gerek yok. الأموال
ونغصن من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا هم مصيبة قالوا إنا لله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم الفاتحة Kıymetli katılımcılar, Aninin Fethi'nin 960. yılı kutlama programına hoş geldiniz. Fethin 960. yılını kutlama bahtiyarını yaşadığımız bugün Türk İslam tarihi açısından önemli başlangıçlara sebep olmuştur. Her bakımdan ilklerin yaşandığı Anadolu'ya açılan kapı konumunda ticaret yolları kavşağında dönemin önemli dini ve ticari merkezleri arasında olan Ani şehrinin alınması Anadolu'nun tarihinin akışını yönlendirmiş ve yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu önemli hadise her yıl 16 Ağustos günü çeşitli etkinliklerle kutlanmış, ancak bu yıl Sayın Valimizin riyasetinde kutlamalara yeni bir boyut kazandırılmıştır. Birkaç güne yayılan onlarca etkinliğe 8 farklı ülkede ve Anadolu'nun değişik illerinde yüzlerce sporcu, sanatçı ve gönüllü katılmış, hazırlanan resim, video ve görselleriyle yazılı ve görsel medya, dijital mecralarda yayınlanarak ülke gündeminin birinci sırasına Ani oturtulmuştur. Sevgili dinleyenler, tarihi şuurumuzun gelecek kuşaklara aktarılması ve ilimizin tanıtımı için son derece mühim olan bu hadisenin bu yıl etkili bir şekilde kutlamasının her aşamasında bizlere yol gösteren, emek veren Sayın Valimiz Ziya Polat başta olmak üzere etkinliklere katkı sunan, emek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSO'ya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Kafkas Üniversitesi'ne, Kars Belediyesi'ne, Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne, Serhat Kalkınma Ajansı'na, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Ani Örenyeri Kazı Başkanlığımıza, İl Emniyet Müdürlüğümüze, İl Jandarma Komutanlığımıza ve adını sayamadığım diğer kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Kızılay ve benzeri sivil toplum kuruluşlarımıza, etkinliğimizi kamuoyuna duyuran emektar basın mensuplarına ve siz değerli katılımcılarınıza şahsım ve kurumum adına teşekkür eder, selam ve saygılarımı sunuyorum. Bu topraklarda kalmak için ilelebet imza attığı ay. Yine 1 Ağustos günü, 16 Ağustos. 1064 Sultan Alparslan Han'ın Anadolu'daki ilk imzasını attı. Büyük Selçuklu Devletimizin Anadolu'ya mühür vurduğu yer. Anadolu'yu Türk yurdu yapan Malazgirt Zaferi'nin öncesindeki zaferimiz. İlk zaferimiz. Sultan Alparslan Han'ın kahraman ecdadımızı. Bu devlet, bu millet için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.
gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Değerli arkadaşlar, değerli misafirler, basınımızın gücüyle temsilcileri. Evet, özel bir gündeyiz. Türk'ün imzasını Anadolu'ya attığı yerdeyiz. Anadolu'nun Türkiye, Türk'ün Anadolu'ya kavuştuğu yerdeyiz. Ne mutlu bize ki bu milletin bir evladıyız. Ne mutlu bize ki bu topraklara sahibiz. Ne mutlu bize ki ilelebet bu topraklarda olacağımızı dünyaya duyurmuşuz. Tüm atalarımızdan, tüm ecdadımızdan Allah razı olsun. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Tabii hani ilklerin şehri, hocam anlattı. İlk Fetih Cami, ilk camimiz, ilk Türk şehri, ilk Türk mezarlığı. Ve gün geçtiğimiz günlerde ilk Türk kaya mezarını da açtı. Türklerin imzasını attığı yer. Anadolu'yu Türk yapan ecdadımızın imzasını attığı yer. İmanla, inançla bu topraklara mührümüzü vurduğumuz yer. Bu topraklarda ilelebet kalacağımızı anlattığımız yer. Evet, bu topraklar özel. Bu millet çok özel. Bu millet, hep söylüyoruz ya, dünyaya adaleti sağlamak için yaratılmış bir millettir. Bu millet dünyaya hükmettiğinde barışın hüküm sürdüğü bir millettir. Etrafımızı görüyoruz. Dünyayı görüyoruz. Türk'ün güçlü olduğu dönemleri gördük. Rabbim bu milleti tekrar dünyaya adaleti sağlayan millet haline getirsin diye dua ediyoruz. Rabbim bizi atalarımızın izinden gider, atalarımızdan mahcup olmayacağımız hizmetlere imza atan insanlardan eylesin. Tekrar annenin 960. Fetih yıl dönümünde Sultan Alparslan Han başta olmak üzere tüm ecdadımızı rahmetle minnet tanıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle minnet tanıyorum. Onları yetiştiren anne babalarımızın ellerinden öpüyorum. Eşlerine, çocuklarına selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Fethimiz kutlu olsun. Fethimiz mübarek olsun. Saygılarımla. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Komutanım, değerli protokol üyeleri ve değerli hemşerilerimiz, hepiniz bu fetih için hoş geldiniz. Fethimiz kutlu olsun. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Alparslan'ın buradaki yolu benim arkadaşım. Alparslan'ın buradaki yolu benim arkadaşım. Yıllar yılı beraberiz dolu benim arkadaşım. Dolu benim arkadaşım. Annenin bağ fetihi dir yılı benim arkadaşım. Bak annenin fethi dir yılı benim arkadaşım. Elimdeki bu sazımın teli benim arkadaşım. Arkadaşım arkadaşım teli benim arkadaşım.
başının merağı olur mu sana durağı, dalgalanır Türk bayrağı alı beni vatandaşım. Dalgalanır Türk bayrağı alı beni vatandaşım, alı beni vatandaşım. Aşıklar meydanı kursun, dostların hatırını sorsun. Ziya Valim alkış vursun, el benim arkadaşım. Arkadaşım, arkadaşım, yolu benim arkadaşım. Bir Mahmudum eğliyorum, gönülleri eğliyorum, doğruları söylüyorum, dili benim arkadaşım. Doğruları söylüyorum, dili benim arkadaşım. Sözler dünyaya seslenmiş, nice canlılar beslenmiş, arpa çayı bak süslenmiş, seni benim arkadaşım, seni benim arkadaşım. Evet, saygılar sunuyoruz, Allah'a emanet ediyoruz efendim. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Komutanım, Sayın Emniyet Müdürüm, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, şehrimizin kıymetli bürokratları, basınımızın değerli mensupları, çok kıymetli katılımcılar, sizleri saygıyla selamlıyor ve Sultan Muhammed Alparslan'ın Anadolu'daki ilk göz ağrısı olan Ani'ye, Ani'nin fethinin 960. yıl dönümü etkinliklerine hoş geldiniz diyorum. Sultan Alparslan, amcası Tuğrul Bey vefat edip Selçuklu tahtına çıktığında 1064 yılının Nisan ayıydı ve Sultan Muhammed Alparslan 35 yaşındaydı. Sultan Alparslan ilk iş olarak Rum gazası adıyla Anadolu'ya bir sefer hazırlığına girişti. Tabii sultanın nihai amacı Ani'ydi. Nihai hedef Ani'ydi. Sultanın Ani'yi hedef olarak, daha doğrusu genel anlamda Anadolu'yu hedef olarak seçmesindeki ana sebeplerden birisi, Anadolu coğrafyasının, bu geniş coğrafyanın doğuda yaşayan Türkmenlere geniş yaylaklar ve bozkırlar sunmasıydı. Sultan Alparslan bunun çok iyi farkındaydı. Ve yine Sultan Alparslan çok iyi farkındaydı ki Ani'nin fethiyle birlikte aslında Batı dünyasına, Hristiyan dünyasına, özellikle de o dönem Anadolu coğrafyasındaki en güçlü imparatorluk olan Bizans'a büyük bir korku vereceğinden emindi. Ve hazırlıklar tamamlandı. İki kol halinde, bir kolun başında kendisi, diğer koldan ise oğlu Melikşah ve veziri Nizamülmülk ile birlikte Ani önlerinde buluştular. Tam da sizlerin solunda bulunan bu geniş düzlükte Sultan Alparslan ordugahını kurdu. Ve neredeyse bir ayı aşan bir kuşatma yaşandı. Özellikle 11. yüzyılı düşündüğümüzde bir aylık bir kuşatmanın olumsuz neticelerinin olduğu ortada. Ordunuza kıtlık girebilir, açlık girebilir, hastalık girebilir ve buna rağmen Sultan Alparslan bir adım bile geri atmadan direnişe devam etti. Dönemin Abbasi halifesini bir Kaim bir Emrillah'ın yazıcısı olan Ahmet Bey bu savaşa bizzat tanıklık etmiştir. Ahmet Bey'in anlatılarında Ahmet Bey şöyle der: "Ben o gün dehşetli bir güne tanık oldum. Ne ömrümde böyle korunaklı bir şehir, ne de böyle kalabalık bir nüfus
görmüştüm. Sultanın askerleri zaman zaman ümitsizliğe kapılsa da Sultan Alparslan'ın bir an bile kararsızlığa düştüğünü görmedim diye anlatır. Ve nihayetinde 16 Ağustos 1064 günü şehir fethedilir ve Türk fetih geleneklerine uygun olarak şehrin en büyük kilisesi konumundaki katedral camiye dönüştürülür. Kubbesindeki haç indirilerek yerine ahlattan özel olarak yaptırılan hilalle değiştirilir ve ilk cuma namazı da Sultan Alparslan imamlığında burada kılınır. Sayın Valim, kıymetli misafirler. Konuşmama başlarken öncelikle Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreterimiz Sayın Sultan Reyev'in saygı ve selamlarını arz etmek istiyorum. Üzerimde emanet. Burada valiliğimizle işbirliği içerisinde biraz sonra gösteriye geçeceğiz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimizin şahsında organizasyona ve emeği geçen tüm çalışanlara. Burada tarihimizin önemli bir dönüm noktalarından biri olan Annin Fethi konusunda ahkam kesecek ilme sahip değilim. Sayın Hocam çok güzel bizleri bilgilendirdiler. Biraz Türk soy hakkında kısa bir bilgi verip daha sonra da bir an önce gösterilere geçmek istiyoruz. Biz 1993 yılında kurulmuş Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'yız. 6 Türk devletinin emeğiyle kurulmuş ve halen devam eden ve Türk dünyasının en büyük, en güçlü bağları olan kültür üzerine faaliyetler gösteren bir teşkilatız. Burada da Sayın Valimize bu fırsatı bizlere verdiği için, bu işbirliğinde bizlere destek oldukları için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Bizlere de ecdadımızın bıraktığı bu emanete layık olmayı Allah nasip etsin. Onlara layık evlatlar yetiştirmeyi Allah nasip etsin. Teşekkür ederim. Sayın Valim, Sayın Başsavcım, kıymetli protokol üyeleri, aziz hemşehrilerimiz, değerli misafirler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 960 yıl önce bu kutlu vatan beldesini fethederek Anadolu'yu yurt yapmaya karar vermiş olan muhterem ecdadımızın kararlılığını, cesaretini ve tarihe mal olmuş kahramanlıklarını yüreğimizde taşıyan torunlar olarak bugün bir aradayız. Tarih içinde uygarlıklar, kendileri için güvenli ve huzurlu olacak toprakları yurt edinmek için sürekli bir arayış içinde olmuşlardır. Bunun için beşeriyetin mazisi çok kanlı savaşlara, izleri ve etkileri hala süren çok yönlü mücadelelere şahit olmuştur. Doğaldır ki mesele yurt edinmek ve üzerinde yaşamakla bitmemiş, sınırların çizilmesi ve haritaların belirlenmesiyle her uygarlık kendi alanına çekilmemiştir. Böyle olduğu içindir ki milletler arasında asırlarca süren gerilimler, husumetler ve kavgalar yaşanmış ve bu sancılı seyir çağımıza kadar ulaşmıştır. Türk milleti de ekonomik, sosyal ve siyasal sebeplerden dolayı ana yurdundan batıya doğru akınlar halinde gelerek son yurdu olan Anadolu'ya kavuşmuştur. Elbette bu hiç de kolay olmamış ve ecdadımız büyük bir özveri ve eşsiz bir inançla karşısına çıkan engelleri birer birer aşmak durumunda kalmıştır. Anadolu'nun fethiyle birlikte vatan haline gelmesini yalnızca cenk meydanlarında kazanılmış zaferlerle izah etmek doğru ve isabetli bir yaklaşım olmaz. Adaleti, hakkaniyeti ve insaniyeti esas alan bir yönetim kudretine eşlik eden, birlikte kardeşçe yaşama konusundaki irade ve gidilecek başka bir yer olmadığına yönelik tam bir mutabakat bize Anadolu'yu vatan yapmıştır. Erdemli olmanın baş tacı edildiği, vicdanlı olmanın öğütlendiği, alçak gönüllülüğün belirleyici olduğu ve hoşgörünün en üst düzeyde bulunduğu bir bakış ve kavrayışla bu topraklar vatan haline gelmiştir. Muhterem ecdadımız hiç kimseye kökenini, mezhebini, dilini, dinini sormamış, merak etmemiş ve bir ayırmaya, ayrıştırmaya gitmemiştir. Aynı gökyüzünün altında, aynı vatanın üzerinde dileyen, isteyen ve
birlikte yaşamaya karar vermiş olan herkese değer vermiş, itibar etmiş ve Türk milletinin eşit ve onurlu bir üyesi olarak onları görmüştür. Bozgunculara bunun için fırsat verilmemiş, farklılıkları hatırlatanlara, ayrılıkları körükleyenlere de bundan dolayı göz açtırmamıştır. Aynı yolu adımlayanlar, aynı hedefe kilitlenmiş ve benzer hayalleri görenler, çağları aşan hükümran bir milletin nasıl olması gerektiğini tarihe altın harflerle kazıyarak ispat etmiştir. Özellikle Anı Kalesi'ni Sultan Alparslan'ın 1064'te köhneleşmiş Bizans'ın elinden alması, Türk milletinin Anadolu'da sonsuza kadar yaşaması konusunda atılan en büyük adım olmuştur. Bu muzafferiyet milletimize yeni ve muazzez bir yaşama alanı açmış ve 1071'deki şanlı Malazgirt galibiyetinin de adeta müjdesini vermiştir. İşte bugün bu muhteşem tarihi başarının hatırasını yad ediyoruz. Bununla övünüyoruz. O yüksek ruhun hala var olduğunu, hiçbir gücün ve niyetin sahip olduğumuz tarihi kudretle başa çıkamayacağını duyurmak için bu kadim yerde toplanmış bulunmaktayız. Anadolu'nun kolay vatan olmadığı, atlatılan badirelerden, aşılan meşakkatlerden, çekilen çilelerden bellidir ve ortadadır. Doğunun batıya karşı diklenişi ve belki de ilk büyük hamlesidir. Anadolu'nun vatandaşması. Özellikle ecdadımızın beraberinde getirdiği kültürel, ekonomik ve sosyal alanlardaki maharet ve üstünlükler Anadolu'nun yüzyıllarca süren bir cazibe merkezi olmasını da sağlamıştır. Kıtaların kesiştiği, yolların burada bulunuyor olması, göçlerin geçiş güzergahının buradan şekillenmesi, Türk-İslam aleminin savunma hattının burada kurulması, Anadolu havzasının önem ve değerini bir kez daha artırmıştır. Biz Anadolu'yu vatandaştırma konusunda kimseden icazet almadık. Kan döktük, can verdik, yetim kaldık, gazi olduk ve bir çakıl taşının dahi pazarlık konusu yapılamayacağını asırlar öncesinden muhataplarına da ilan ettik. Burasını kader bildik ve kendimize yurt edindik. Kıymetli hemşehrilerim, 1000 yıldır bu topraklardayız. Anadolu kadim bir Türk yurdudur. Türk'ün son ve ebedi yurdudur ve Cenab-ı Allah'ın izniyle öyle de kalacaktır. Bu toprakları bizlere yurt yapan, kut almış atamız Sultan Alparslan ve onun inanmış askerlerine fethettikleri topraklardan 960 yıl sonra selam olsun. Sözlerime son vermeden önce hepinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu coşkulu ve anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Marşı. Ay! Ya Allah! Daim muzaffer.
Topkapı'dan şehre giriyor. Haydi! Yolla! Sancak'ta Türk'ün savaşları geliyor akla.
senin kanımızı ayırdık. Orman hep bayrak, biz savaşta. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak. Onu balek bayrak, işte bu bayrak. Ses kontrol. Gerçekleştiriliyor. Geçer. Alparslan dire. Ay balım. Açılır.